gardıroplar dolu olsa da giyecek bir şey bulunmaz. Özellikle kadınlar yeterince kıyafeti olmamasından şikayet eder. Ama bu gardıroplar bambaşka. Bakalım dünyanın en pahalı gardıropları ve onların sahipleri kimlermiş? İçindeki kıyafetlerin değeri ise küçük bir ada satın almaya yetecek kadar. Hazırsanız başlayalım. İşte en pahalı gardıropların sahipleri. Ablası Kim Kardashian sayesinde meşhur olan ve şöhretini kazanca çevirmeyi başaran Kylie Jenner, kendi kozmetik firması sayesinde yaklaşık 1 milyar dolarlık bir servet edindi. Bunun 100 milyon dolarlık bir kısmını ise gardırobuna gömdü. Dünyaca ünlü markalara ait çantalar, renk renk binlerce ayakkabı ve özel tasarım kıyafetlerle dolu bu özel oda neredeyse 100 yerinde. Tam bir ayakkabı tutkunu olan ünlü model, sadece 4 milyon dolarlık ayakkabı rafıyla bile pek çok kişinin hayallerini yaşıyor. Kızlarıyla her konuda yarış halinde olan Kris Jenner'ın da mağazaları andıran bir giyinme odası var. Renk renk ayakkabılar, boy boy çantalar, farklı modellerde onlarca elbise ve özel tasarım mücevherlerle dolu bu odanın değeri de yaklaşık 10 milyon dolar. Lüks ve şatafat denilince akla gelen ilk isimlerden olan Paris Hilton bu sade kıyafetler ve ayakkabılar için 7 milyon dolar ödemiş ünlü model. Jennifer Lopez'in kıyafetler için bir gardırobu ya da odası yok. Onun kıyafetlerini ayırdığı bir evi var. Mesela evin bir odası sadece kot pantolonları için, bir odası sahne kıyafetleri için, bir odası ise günlük kombinler için ayrılmış. Dünyaca ünlü markaların mağazalarını andıran bu raflarda servet yatıyor. Ve kıyafet tutkunu, alışveriş bağımlısı Mariah Carey'in giyinme odasına gidiyoruz şimdi de. Yaklaşık 10 milyon dolar değerindeki bu odanın her noktasından bir ışıltı dikkatimizi çekiyor. Bu odada mağazadan alınmış çok az şey var. Çünkü Mariah Carey ayakkabıdan gözlüğe, elbiseden çantaya kadar pek çok şeyi kendine özel olarak tasarlatmış. Bu isimlere Türkiye'den rakip olabilecek gardıroplar kimlere ait? Bir tane böyle it bir parça denir yani işte star parça. Evet. O oluyorsa üzerine mutlaka beyaz atlet, siyah atlet, beyaz tişört ve sakin bir şey. Ama işte bir parçada da şunu gibi atıyorum. Yani hani böyle şeylerde de mutlaka snobe etmeyi ve sakinleştirmeyi, o parçayı öyle yani orada abartı, burada abartı çok sevmiyorum. Bu listede tabii ki Aslan Doğan Turan olmalıydı. Tam bir moda tutkunu olan Aslan Doğan Turan da muazzam bir koleksiyona sahip. Marka odaklı alışveriş yapmıyorum yani illa bu marka. Hı-hı. Ha, çanta ve ayakkabıda evet dikkat ediyorum. Görüyorum burada, genel olarak. Güzel. Evet, bu da meşhur çantamız. Çok güzel. Bunu da programda var, kullanmıştık. Evet. Ya o da benim için bir birikim. Yani nasıl insanlar sanat. Bu tabii ki de birikim. Çünkü bunlar kült parçalar. Geçmiyor. Hiçbir zaman yani, modası geçecek bir parça değil. Çok güzel. Çok tatlı bir de rengi de çok güzel. Gibi. Yani ileride kızım olursa ona bırakabileceğim, gelinim olursa gelinlerime bırakabileceğim. Aynen öyle. Yani bu yatırım gibi bir şey. Bir
İddialı bir gardıroba sahip olan isimlerden biri de Raşel Araz. Ya peki çanta seçimde neye dikkat ediyorsun Raşel? Yani aslında formuna, rengine. Ama sen şimdi ne sığar ne sığmaz çok bakmıyorum sen aslında. Sen markaların bütün koleksiyonlarını da takip eden bir şey, bir özelliğin var. Yani mutlaka çıkmışsa, senin tarzına uyuyorsa alıyorsun. Sen ne görüyoruz? Kimsenin tercih etmeyeceği renkleri. Hı. Yani burası mesela biraz klasik. Bunu aldım mesela yeni. Çok güzel. Mor, onda da çok güzel bir renk seçmişsin. Işte, rengi çok hoşuma gitti. Mor çok seviyorum bu arada. Son zamanlarda daha çok sevmeye başladım. Raşel Araz'ın giyinme odası da pek çok kişinin hayallerini süsleyecek cinsten.